senin etkili bir konuşma tarzın vardır, üslubun vardır. Şimdi oradan sana geçeyim. Şimdi buraya baktığımız zaman biz tabii ki yapımcı olarak, sunucu olarak, gazeteci olarak her şeyi, bütün doneleri masaya yatıracağız değil mi? Rebound programında bütün konuklarımıza. Baktığımız zaman şimdi Okan'ın söylediği olumlu tabloya çevirirsek söylediklerini, TTNet Beykoz'un ikinci yarıda belki de playoff'a girme hesaplarını yapıyorlar mutlaka, girecekler. Girdikten sonra da belki de yani daha yüksek yerlere bile gelme ümidi var. Çünkü öyle bir kadrosu var elinde. Yani antrenör olarak, coaching olarak, bir teknik heyet olarak, organizasyon olarak diyorum. Ama baktığım zaman İngiliz, pardon bitireyim. Oyuncu kalitesine baktım, oyuncu yapısına baktığınız zaman şimdi el alalım Okan'cığım. Chris Burgess. Burgess. Müthiş bir uzun. Çok kariyerli bir uzun. Değil mi? Burgess. Şimdi Fenerbahçe TTNet Beykoz maçını yönetmenimizden rica ederim. Sevgili Turan yönetmenimizden rica ederim. Fenerbahçe TTNet Beykoz maçını bir görüntülerini alabilirsek onun eşliğinde konuşmamızı yapalım. Evet. Hangi maç bu? Fenerbahçe TTNet Beykoz maçı. Şu anda Beykoz hücum ediyor. Chris Burgess'ın oradan screen'den çıkan sizin Gilbert galiba değil mi? Evet. Gilbert'a böyle oyunlar hazırlıyorsunuz. Evet. Her iki tarafta pikler kurdurup üçlük attırmaya çalışıyorsunuz. İki kısa Amerikalımız içerisinde hem Gregory Grace hem de Clarence Gilbert için bu tarz organizasyonlarımız var tabii ki. Şimdi tepe screen'den yüklenme ve bir üçlük geldi. Caner Şimdi burada Withers rebound aldı. Evet. Withers, bu da Alpella'dan aldınız bunu da. Evet, İyi bir uzun. Alpella'da iyi işler yapan bir uzundu geçen sene. Yani baktığımız zaman onu demek istiyorum zaten. Hem görüntüler eşliğinde konuşalım hem de sesli düşünelim. Evet. Efendim, Withers iyi bir uzun. 4-5 oynuyor herhalde. 5 evet. oynuyor. 4 oynuyor. 4 oynuyor, 5 oynuyor. Withers şu anda elinde bir Steps gibi bir şey, evet. foul oldu. Foul oldu. Burks çok kaliteli bir uzun. Çok kaliteli bir uzun. Nereden almıştınız Burks'ü? Avustralya'da oynadı. Son 4 sezonu orada geçirdi. Daha önceden de kolej kariyerinde hem Duke hem de Utah gibi çok önemli iki tane okul var. Dolayısıyla Türkiye'de de çok kısa bir süre Tuborg'da oynadı. Tuborg'un ilk koleji bitir bitirmez Tuborg'un birinci lige çıkarttığı kadroda vardı. Evet. Oradan zaten Avustralya'ya gitti. En son aldığınız yer Avustralya'ya geldi. Avustralya'ydı, evet. Yani Burks'un şu maçta ben yazılarım var benim. ForumNBA.com'da, BasketbolHaber.com'da izleyicilerimiz benim yazılarımı okuyabilirler. Hem teknik taktik üzerine yazılarım hem de köşe yazılarım var. Yazımda son başta Fenerbahçe kendine geldiği bir yazım oldu ki bir hafta önce Beşiktaş'a farklı yenmişti biliyorsun. Sizin maçı aldıktan sonra sizin maçtaki oyuncuları da yorumladım. Yani Burks 4 tanesi maç vurdu. Müthişti. Müthişti. Jeneriklikti dedim ve bizim yönetmen Turan'a oradan ithaf edecektim. Bu jeneriği yaparken Burks'un smaçlarını da jeneriğe koyalım falan diyecektim ama belki fragmana koyabiliriz burada varsa. Üçüncü periyot biterken bir tane smaçı var. Üçüncü periyot biterken. Sevgili şey Turan oradan izliyorsa üçüncü periyot biterken. Kaçan şutu sol elle yakalayıp. Müthiş. İki elle aynısını yazdım. Kaçan Gilbert'ın attığı üçlüğün kaçan şutun girmedi o üçlük. Sol elle yakaladı ve çift elle bir smaç vurdu ki tam jenerikti yani mükemmel bir smaçtı. Bu jenerik yani NBA jeneriğine bile girebilecek bir kapasitedeydi. Yani bu 4 tane smaç vuran Fenerbahçe bir oyuncu. Müthiş bir oyuncu. 27 sayı attı. 27 sayı attı. Şimdi bugün dünkü Beşiktaş maçında da çok güzel oynadı. Evet, orada da 25 sayı attı. Böyle bir oyuncu var. Böyle bir pot altı domine eden bir oyuncunuz var. Ve Withers gibi yine 4-5 numara oynayan yakında patlama yapacağını umduğum bir oyuncunuz daha var. Ki şu an sıralarda uyum safhasında evet. anladığım kadarıyla. Tabii zaten uyum katılı safhasında. Bir aylık, bir buçuk aylık bir zaman. Ve Withers var ve Gilbert ve Grace gibi iki tane müthiş skorerimiz var. Yani Fenerbahçe zaten sizin maçı, bu maçı çok iyi çalışmışlar derslerine. Gilbert'ı... Bunlar da mağlubiyet serilerinden, geldikleri için Gilbert'ı ve Grace'i tut, efendim Beykoz'u durdur. Şeklinde ders çalışmışlar Okan'cığım. Ve Gilbert herhalde 9 sayıyla çıktı bu maçtan. Evet, iyi istatistik yorumlamışım. Ve Salam'ın da 10 sayıyla çıktı. Gilbert'ı tutan Ömer Onan, Fenerbahçe'de Ömer Onan 2 sayıyla çıktı bu maçtan. Yani Fenerbahçe bu arada sizi yorumlarken Fenerbahçe'yi yorumlamış oluyor. Fenerbahçe bu maçta roller çok güzel uygulandı. Yani ilk defa gördüm Salam'ın az sayıyla çıktı. Salam'ın kendi üzerine oynamadım. 13 asist yaptı. 13 asist yaptı Salam'ın. Yani Salam'ın yani görülecek
görülmeye değer 13 tane asist yaptık yani hızlı pas birlikte hızlı hücumlarla getirip bounce paslarla Oğuz'u besledi. Ki Oğuz sizin maçta ilk 10 sayıyı Oğuz yaptı. Oğuz Savaş yaptı. Evet. Yani sizin maçı pota altındaki rotasyonundan kazandı Fenerbahçe. Evet. Pota altındaki rotasyonu çok farklı olduğu için, güçlü olduğu için Ömer Aşık'ı aldılar. Oğuz Savaş var. Efendim, Widmar var. Widmar var, Mirsad Türkcan var. Ve sizin biraz önce bahsettiğim Withers ve Burks'ü değiştirecek bir alternatifiniz var Serdar Bilgin. Şey, Levent Bilgin. Levent Bilgin, Serdar Bilgin. Serdar Bilgin başkan o. Senin sonra takımın başkanı. Beşiktaşlı sevgili basketbol severler. Beşiktaşlılara buradan söyleyebilirim. Engin Bayağı koyu Beşiktaşlı. Beşiktaş'ta genel menajerlik yapmıştır. Çok fanatik bir Beşiktaşlıdır. Evet. Semih Erden yok. Sakat şu anda. Semih Erden de Fenerbahçe'de yok. Yani biz burada her iki takımını birden hızlı bir şekilde, akıcı bir şekilde yorumluyoruz. Fiziksel olarak çok ciddi bir Euroleague takımı. Euroleague takımı yani Fenerbahçe. Fenerbahçe çok, çok hızlı bir takım yani. Evet. Şimdi bu yorumların eşliğinde Engin'cim senin yorumunu alayım. Beykoz konusunda Withers dedik, Burks dedik, efendim Bilgin dedik. Beşiktaş'ta. Beykoz'la ilgili beni heyecanlandıran başka bir şey İki var. İki tane yani, kısa, çok süper iki kısa süper. Oyuncular şu anda öyle Withers böyle işte Salomon değil. Beykoz'un Türk basketboluna bu yolla giderlerse ki kararları öyle yani biz Telekom'la da görüşüyoruz. Beykoz'da işte Burçin Badem olsun, Murat Yosmoğlu, Forti Murat'la olsun görüşmelerimizde. Hep aynı şeyi söylüyorlar. Bizim hedeflerimiz Türk basketboluna ve kendi kulübümüze iyi oyuncular yetiştirip uzun soluklu bir kulüp olmak. Beni en çok heyecanlandıran kısım bu taraf. İnşallah Beykoz gibi böyle bir yatırıma giren ki ben kütük Beykoz. Bir de öyle bir şey var. Pardon? Beykoz kütüğüm benim. Beykoz mu? Beykoz'da baba oralı, babaanne oralı, dede oralı. Hatta başkana takılıyordum. Sen Beykoz'da değilsin ama bak ben Beykoz'dayım dendi. Beykoz'un tabii eskiden de bir de Paşabahçe'de oynadığım için 5 yıl onun da kanı çekiyor. Çok severim Beykoz taraftarını çok severim. Beykoz kulübü... İyi bir taraftarı da var Beykoz. Var. Daha da iyi olacak. Daha da iyi olacak. Ben ona inanıyorum. Hatta oraya da gelelim salon da yapılacak onların galiba. Onların beklentileri... Engin pardon lafını kestim. Lütfen. Engin. Bu sene beklentileri tabii ki böyle bir anda işte Çetin Yılmaz, Okan Çevik, Burçin Balden, Murat Yosmoğlu, Alper Yılmaz, Erdal Bibo falan olunca doğal olarak beklentileri daha fazla oldu ama işin daha çok başında olduğumuzun yeni yeni onlar farkına varmaya başladılar. Bu kulübün amaçlarının tabii ki Beykoz'u en iyi yere getirmek ama sağlıklı ve doğru bir yapılanma olduğunu da yeni yeni anladılar. Dolayısıyla birlikte daha dolu salonlara, daha coşkulu, seyircili maçlara gideceğiz. Her zaman geliyor seyirci Beykoz'da.